Merhaba sevgili dostlar, Matematik Fatih kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde Endemik Yayınları Türkiye Geneli AYT kitapçığının matematik sorularını çözeceğiz. Şimdi ilk sorumuzla başlıyorum. Tam sayılar kümesinde kare işlemi A ile B arasındaki tek sayıların adedi biçiminde tanımlanmıştır. Örneğin 7 ile 14 arasındaki tek tam sayılar nedir? 9, 11, 13. O zaman ne oluyormuş? 3 adet olarak. M çift doğal sayı olmak üzere 14 olduğuna göre M nedir demiş. Şimdi M'den M çift ben tek sayıların adedini istiyorum. Demek ki M artı 1 ilk tek sayımız olacak. M artı 3 ikinci tek sayımız olacak. Ve 3M de çifttir. Yani burası çifttir, burası da çifttir. Arasında dediği için 3M'den bir önceki de 3M eksi 1 de ne olacak? Olacak ve burada kaç tane var? 14 terim olacak. 14 terim. Şimdi kural şuydu. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bu da eşittir 14. Şöyle yapalım. Şu artı 1'i bu tarafa atalım. Şu artı 1'i bu tarafa atalım. 13. Şu bölü 2'yi de buraya atalım. Ne yaptı? 26. Şurası 3m eksi 1. Bu eksiyi de atalım. Eksi m eksi 1. Eksi 1 eksi 1. Eksi 2'yi buraya atalım. Ve burası da ne yaptı? 2m. Her iki tarafı da 2'ye bölelim. M ne oldu? 14. Zaten m değerini istiyorum. Doğru cevap nedir? C şıkkıdır dostlar. 1, 2, 4, 7 rakamlarının tamamı kullanılarak iki basamaklı AB ve CD doğal sayıları oluşturuluyor. Eşitliklerinde x bir çift sayı olduğuna göre y'nin alabileceği en büyük değer demiş. Şimdi x çift sayıysa şu ne olması lazım? Tek tek ya da çift çift. Yani şunların tek tek veya çift çift olması lazım. O zaman iki duruma da bakalım. Şimdi şöyle yapalım. A, B ve C, D. Şimdi B tek olsun. Tek ne olabilir? 1 olabilir. D de tek olsun. 7 olabilir. Şimdi sonra bunları çarpacağım. Bunları çarparken de büyük olması için sayıların birbirine yakın olması lazım. Şimdi elimde 4 ile 2 var. Şimdi 2'yi buraya yazsam, 4'ü buraya yazsam nasıl olur? 4'ü buraya, 2'yi buraya yazsam nasıl olur? Hangisi daha yakın? 21 ve 47. Şimdi bu arada 26 fark var. Bu arada 14 fark var. Evet. Demek ki şunu alacağız. O zaman 41 ile 27'yi çarpalım. 7 kere 1 7. 7 kere 4 28. 2 kere 1 2 ve 8. 7, 10. Elde var 1, 10. Bir de elde 11. 1107. Cevap şıklarında var ama daha yükseği var. Peki bir de şöyle düşünelim. A, B ile C, D. Şimdi bunlar çift çift olsun. Yani birine 2 vereceğim, birine 4. Şimdi 1 ile 7'yi nasıl verelim? 1'i buraya verelim, 7'yi buraya verelim, 7'yi buraya verelim, 1'i buraya verelim. Bu büyük ihtimal daha küçük olacak ama şöyle yapalım. Aradaki farkları düşünelim. Buradan buraya ne kadar var? 62. Buradan buraya ne kadar var? 60 versek 74 yapıyor. Daha az. Demek ki bu daha büyük olacak. Bunu almayacağız. 72 ile de 14'ü çarpalım. 4 kere 2 8. 4 kere 7 28 ve 2 ve 7. 8, 10 elde var. 1, 9, 10, 1008 ama ben biraz önce daha büyüğünü elde ettim. Yani AYT için güzel bir soru bence. Yıldız hak etti. Çünkü seni biraz da oyalayacak. Bir de şaşıracaksın, heyecanlanacaksın. Sınavın istediği de bir tanesi bu. İyi bir şey yakalamışlar. X bir reel sayı olmak üzere karmaşık sayısı veriliyor. Reel karmaşık sayı ve eşlenik demiş yalnız. Şöyle yapalım. Bunun eşleniği neydi? Çok basit. Sanal kısmın işaretini değiştiriyordum. Reel kısımları ellemiyordum. Tamam. Reel kısım z. Yani x kare artı 6. Artı imajiner kısım z'nin eşleniği. Yani y'nin katsayısı. O da artı 4x. Bunların toplamı sıfırmış. X'in alabileceği değerler toplamı. Dostum o zaman hiç uğraşmaya gerek yok. X'in alabileceği değerler toplamı eksi b bölü a'dır. Yani eksi 4 doğru cevabım b şıkkıdır. Yukarıdaki şekilde motorlu testere ile y birim uzunluğundaki ağaç parçası 6x artı y birim ve x kare birim uzunluğu iki parçaya ayrılıyor. B parçası daha kısa. Yani 6x artı y
daha büyük olmuş oluyor. Ha. Olduğuna göre y'nin en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi y hangisi? Bunların hepsini toplama. Yani x kare artı 6x artı 7. Şimdi şunu inceleyelim. Ben bunu sevmedim. Çünkü biz eşitsizliklerde ikinci derecenin olduğu zaman sıfırı görmemiz lazım. Gördük sıfırı. Peki buradan kök bulabiliyor muyum? Yaşasın. Bulabiliyorum. 7, 1, eksi artı. Buradan bir kök buldum. 7, bir kök buldum. Eksi 1. Sayı doğrusunda köklerimi yazdım. Eksi 1 ve 7 dahil mi? Değil. Sonra bunun baş katsayısı x kare artı, eksi ve artı. Ve ben bu ifadenin sıfırdan küçük olmasını istiyorum. Eksileri istiyorum ve buldum. Yani benim burada elde ettiğim eksi 1 ve 7. Şimdi bu tehlikeli bir soru çünkü aslında burada x kare var ama aslında burada bir tam kare açılmış şekilde var. Yani bu x kare artı 6x birincinin karesi x kare. At x'i böl 2 artı 3. Demek ki artı 9 olacak. Artı 7 demek ki eksi 2. Yani aslında bu x artı 3'ün tam karesi eksi 2. Çünkü tam kare biraz tehlikeli. Mesela böyle tam kare alırsan sıfırı falan yapıştırıyorduk. Ama her ikisi de pozitif olursa ki burada öyle olacak. Ya. Şimdi ben burada 2 şey 3 eklersem burası 2 olacak. Burası x artı 3 olacak. Burası da 10 olacak. O zaman bunun karesi 4 ile direkt alabilirim artık. Çünkü x de pozitif olduğu için bunun karesi ne olacak? Direkt 4 ile 100 arasında olacak. 2 çıkar. Bundan 2 çıkarırsam 2 olacak. Bu da x artı 3'ün karesi eksi 2 olacak. Bu da 98 olacak. Yani 2 küçüktür. Y küçüktür. 98. Y'nin alacağı değerler 2 ile 98 arasında. Yani şimdi bu yıldızı hak etti ama biraz küçük yıldızı hak etti. Çünkü bu tehlikeli bir yer. Yani şu tam kare olayı burada aldığınla ikisinin pozitif olduğunda aldığın çok farklı yerlere gidiyor. İkisi pozitifse sorun yok. Direkt tam karelerini alabiliyorsun. Ama biri pozitif, biri negatifse ne oluyor? Sıfırı çakıyorsun. Sonra büyük olanı yazıyorsun falan filan. Biraz can yakar yani. Haberiniz olsun. Sağlam bir eşitsizlik bilmemiz gerekiyor bence dostlar. Şimdi geldik buraya. A ve B gerçel sayı olmak üzere eşitliğini sağlayan A sayısı olmadığına göre B'nin alabileceği doğal sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi dostlar burada birazcık grafik bilgisi gerekiyor. Size bir şeyler hatırlatacağım. Bakalım bunu hatırlayacağınız mı? Şimdi dostlar şöyle yapalım. Bunun kritik noktaları 0 verdim. Eksi 4, 0 verdim ve 8. Şimdi buna eksi 4 verdiğim zaman burası 0 yaptı. Eksi 12'den artı 12 yaptı. Burası 12 yaptı. Buna 8 verdiğim zaman 0 yaptı. 12 yaptı. Evet. İşte burada bizim bu fonksiyonun grafiği bu şekildedir. Fonksiyonun grafiği bu şekildedir. Şimdi bunu birazcık daha inceleyelim. Mesela 8'den daha büyük bir değer verdin. 9 verdin. 1 yaptı. 13 yaptı. 14 yaptı mesela. 14 yaptı. 4'ten daha küçük bir değer verelim. Daha büyük yaptı falan filan. Biz bunu kovaya benzetiyorduk. Gördüğün gibi bu y'nin alacağı değer. Yani şurası. Bunu bir fx gibi düşünürsen. Bu değerler en küçük ne oluyor? 12 oluyor. Ha, B'nin minimum değeri ne oluyor? 12 oluyor. Diyor ki burada A sayısı olmadığına göre yani bunun çözümü yok. Demek ki B ne olacak? 11 olacak. B'nin alabileceği doğal sayı değerleri toplam 11 olacak, 10 olacak, 9 olacak, 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 0'a kadar yolu var. Bunu toplamak kolay. 1'den 11'e kadar sayıların toplamı neydi? N çarpı N artı 1 bölü 2 miydi? Bu da 11 çarpı 6'dan 66. Yani dostlar bu soru da gene yani nasıl bir yıldız hak etti bilemedim ama güzel bir şey yakalamışlar. Bunu pek böyle anlatmıyoruz artık. Yani mutlak değerin denklemini falan çözerken katla falan filan yapıyorsun. Ama böyle kovayda z gibi bir şeyler vardı. Onlara pek girişmiyoruz. Şimdi olayı pek uzatmak istemiyorum. Yani buna bir bakın derim ben. Evet.
Selma'nın kalem sayısı px x kare artı bx artı c polinomu ile ifade ediliyor. Selma kalemlerini x artı 1 kalemlik gruplara ayırdığında ya da x artı 4 kalemlik gruplara ayırdığında her defasında 3 tane kalemi artmaktadır. Yani kalan demek istemiş. O zaman bunu sıfırlayan diyelim eksi 1. Demek ki x yerine eksi 1 yazınca p eksi 1 ne olacakmış? Kalan 3. Bunu sıfır yapan diyelim ne? Eksi 4. Demek ki p eksi 4 ne yapacakmış? Gene aynı kalan 3. Bakın burada iki tane bilinmeyenim var. İki tane de eşitliğim var. Çok rahat çözeriz ve p 6'yı istemiş. Yapalım. Şimdi x gördüğümüz yere ne yazalım? Eksi 1 yazalım. P eksi 1 eşittir. Eksi 1'in karesi eksi b artı c. Bu neymiş? 3. Şimdi x gördüğümüz yere eksi 4 yazalım. P eksi 4. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4b artı c. O da eşittir 3. Yok ederim. Eşitlerim falan. Ben yok edeceğim. Şöyle yapalım. Şunu eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam. Eksi 1 artı 16 15 artı b. Eksi 3b c'ler gitti. 3'ler gitti. Buradan 3b 15'ten b'yi bulduk. Şimdi bu b 15 ise bunu yerine yazalım. Yukarıdakini de yerine yazacağım. 1 eksi 5 artı c. O da 3. Burası 4 yaptı. Bu tarafa attım 7. C'yi de buldum. Demek ki px polinomumuz neymiş? X kare artı bx. 5x artı c. Yani 7. Şimdi şöyle yapalım. Ben ne istiyordum? P6'yı. Demek x gördüğüm yere 6 yazalım. Bu da 36 artı 30, 66, 73 ve doğru cevabımız A şıkkıdır dostlar. Başkat sayısı 1 olan 3. dereceden gerçel katsayılı bir Px polinomunun grafiği 2, 0 noktasında x eksenine teğettir. O zaman Px polinomu şöyle. X eksi 2'nin karesi 2, 0 çarpı x artı b. Normalde ax artı b yazardım ama baş kat sayısı 1 olduğu için bu x kare 1 gelecek. Bu da 1 olsun. Tamam. Bu arada çok rahatım. Çift kuvvet sadece 2 yazdım. Çünkü 3. dereceden yanına bir de 1. dereceden. Tamam. Px polinomunun sabit terimi 12 olduğuna göre katsayılar toplamı. Şimdi sabit terimi ne demek? X yerine 0 yaz. 12'ye eşit. Katsayılar toplamı ne demek? X yerine 1 yaz. Soru işareti. O zaman x yerine 0 yazalım. P 0. X yerine 0 yazdım. Eksi 2'nin karesi çarpı b. O da eşittir. 12'ymiş. O da 4. B'nin olduğu 3. Şimdi b 3 olduğuna göre p eksimizi bir daha yazalım. P eks eşittir. X eksi 2'nin karesi çarpı x artı 3. Şimdi dostlar p 1'i istiyorum ben. Katsayılar toplamı. O zaman x gördüğümüz yere 1 yazalım. P 1. 1 eksi 2 eksi 1'in karesi 1 artı 3, 4. 1 çarpı 4 falan filan. Doğru cevabımız evet A şıkkıdır dostlar. Yani polinom yani bu kadar basit gelmeyebilir yani haberiniz olsun. Kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi AB kümesini kapsamaz demiş. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Hepsi eksi olumsuz yapalım. Hepsi eksi olumsuz ne demek? Şimdi 2 üzeri 5. Bu kadar alt kümesi var. Şimdi kapsayanlara bakalım. Kapsar. Şimdi kapsasaydı şöyle olacaktı. A, B, C, D, E de A ile B bulunacaktı. Bunları cebe attıktan sonra kalanlara göre ne yapacaktım? Alt küme hesaplayacaktım. Hepsi 32. 8 tanesi kapsar. Demek ki 24 tanesi ne olur? Kapsamaz. Ve bu kadar. Yani küme ile ilgili alt küme falan değişik bir soru. Biraz daha farklı neden olmasın ama bilemedim. Binom. Yani binom pek sormuyorlar. Sorarlar gibi geliyor dostlar nedense. Şöyle yapalım. Tek atış yapalım ve ilk terim şöyle yapalım. 6'nın r'lisi. İşte r'yi bilmiyoruz. Birinci üzeri 6 eksi r. Şimdi 6'dan neyi çıkarırsam x'in kuvveti 4 olur. Ya 2. Demek ki r'yi bulduk. Zaten bunu bulduktan sonra gerisi kolay. Alttan 2'yi çıkardım. 4 çarpı ikinci üzeri r. 2.
Şimdi dostlar bunu yapınca n'i bulmuş oluyoruz. Şimdi y üzeri eksi n, burada da y üzeri ne olacaktır? Eksi 2. Demek ki n ne olacak? 2. İkinci olayımız, burada m katsayı demek. Katsayı sorduğu zaman x ile y'ye 1 verirsem direkt bana neyi verir? Katsayı. 6'nın ikilisi. 6 çarpı 5 bölü 2 faktöriyel 15. 15 çarpı buraya 1 verirsem 2. 2'nin 4. kuvveti 16. Buraya 1 verirsem eksi 3. Eksi 3'ün karesi artı 9 ve m. 15 ile 16'yı çarpalım. Eyvah. 16 ile 15'i çarpalım. 6 kere 5 30. 50 var 3. 5 kere 1 5. 8. 6. 1. 0. 4. 240. 9 ile çarpalım. Bu ne ya? 436 elde var. 3. 9 kere 2 18. 2160. Yani bu 2160 oldu m. Şimdi dostlar n'i bulduk, m'i de bulduk. Bunların toplamı diyor. M artı n. 2160 artı 2. 2162 ama yani burada önemli olan şu tek atış. Tek atışı ayarlayınca, tek atışta da şurayı ayarlarsak n'in reelisi olay bitiyordu. Burada ilk terimden de r'yi çaktım. 2 olması lazım ki 4 kalsın. Yani yine de binoma birazcık bakın. Oradan bir garanti netiniz olabilir. Haberiniz olsun. Bir matematik öğretmeni logaritma konusunu anlattıktan sonra konunun daha iyi anlaşılması için öğrencileriyle bir etkinlik planlamıştır. Şekilde okul duvarının belirli bir bölümü yeterince eş dikdörtgenlere ayrılmıştır. Etkinlik aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır. Birden başlanarak dikdörtgenlere numaralar verilmiştir. En dikdörtgenin numarasını göstermek üzere her dikdörtgen logaritma 2 tabanında en ifadesinin sonucunda çıkan sayıya göre boyanacaktır. Çıkan sayı doğal sayı ise sarı renge, doğal sayı değilse mavi renge boyanacaktır. Boyama işlemi bittikten sonra 7 tane sarı renge boyalı dikdörtgen oluştuğuna göre mavi renge boyalı dikdörtgen sayısı en fazla kaçtır demiş. Şimdi dostlar biraz sıkıntılı gibi gözüküyor ama basit soru bak şimdi. Logaritma 2 tabanında 1 demiş. Bu tabii ki 0'dır. Yani ne oldu? Sarı. Logaritma 2 tabanında 2 demiş. Bu tabii ki 1'dir. Ne oldu? Sarı. Böyle gidiyor. Şimdi bunlar tam sayılar gelecek ve tabii ki nereye kadar gelecek? Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 6'ya. Çünkü 7 tane demiş sarı. 7 tane sarı demiş. Tabii ki sarı ve sarılar kaç tane oldu? 7 tane oldu. Şimdi maviler tabii tam sayı bunların dışındakiler tam sayı çıkmıyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fazla demiş. O zaman ben buradan devam ederim. Yani şöyle düşün. Bu logaritma 2 tabanında 64. 65'i alırım, 66'yı alırım. Ta nereye kadar alacağım? Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 7. İşte bu 7'yi alamam. Çünkü bu tam sayı olmuş. O zaman bunun bir öncesine kadar giderim. Yani logaritma 2 tabanında 128. Ben nereye kadar giderim? Logaritma 2 tabanında 127'ye kadar giderim. Şimdi şöyle yapalım. 1 verdim, 2 verdim, 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 verdim. 127'ye kadar verdim. Ve kaç tane oldu? 127 tane dikdörtgen oldu. Ama cevap bu değil. Neden? Çünkü bunların içinde 7 tanesi sarıya boyandı. 7 tanesi sarıya boyandıysa 120 tanesi de neye boyanır? Maviye boyanır dostlar. Evet, güzel bir soru olmuş. Yıldız hak etti kanka. Bayağı da iyi. F ve G fonksiyonları y eşittir x doğrusuna göre simetrik. Şimdi bak burası çok önemli. Y eşittir x doğrusuna göre simetrik ne demek? Tersi. Şimdi bir fonksiyonun tersi, üstel fonksiyonun tersi çok basit. Logaritma 2 tabanında x. Zaten esprisi bu. İstersen şunu da bir yapı vereyim. Yani y eşittir x şöyle olsun. Bunun simetriği. Yani bunu yazmama gerek yoktu. Esprisi bu. Yani bu bunun tersi. Şimdi bu değerleri bulabilir miyim? Kesinlikle bulurum. Mesela m'i bulurum. Mesela bunu da bulurum. Hepsini bulurum ben bunu. O zaman x yerine y yerine eksi 1 yazalım. X yerine k yazalım. 2 üzeri eksi 1 k. Demek ki k neymiş? 1 bölü 2. Tamam. Y yerine 0 yazalım. X yerine m yazalım. Logaritma 2 tabanında m. 2 üzeri 0 m. Demek ki m neymiş? 1. Y yerine şunu yazalım. Ha, bunu biliyor muyum? Evet. X yerine 0 yazarsam 2 üzeri 0 1. Tamam.
Y yerine 1 yazalım. X yerine n yazalım. 2 üzeri 1 neymiş? N. Demek ki n neymiş? 2. O zaman G, m yerine ne buldum? 1. N yerine ne buldum? 2 bölü 1 bölü 2. 2 bölü 1 bölü 2. İkinciyi ters çevirince G4. Peki G4 nedir? Logaritma 2 tabanında x yani 4. O da 2'nin karesi olduğu için 2. Doğru cevabımız nedir? C şıkkıdır. Ya bu soruda asıl espri şu. Y eşittir x doğrusuna göre simetrik demek fonksiyonun tersi demektir. Üstelle logaritma. Şu da güzel bir espri. Fena olmamış. Grafiği de incelerken noktaları kullanıyorsun. Yani bence yıldız hak etti dostlar. Devam ediyorum. Aşağıda 9 adet eş hücreden oluşan bir tablo çizilmiştir. Bu tablodan rastgele iki hücre seçilip, evet kombinasyon var burada. Buna göre boyalı boyanıyor. Buna göre boyalı iki hücrenin ortak bir kenara sahip olma olasılığı. Ha, istenilen bölü tamamı. Şimdi ben tamamını yapayım. Tamamı kolay. 9'un ikilisi. Şimdi istenilene gelince. Şimdi ben bunu tek tek sayarım dostlar. Şimdi burayı boyadık diyelim. O zaman burayı boyadık. Dikey olarak. Yani burada bir durum var. Bir. Bir altını boyadık. İki. Burada iki durum var. Burada iki durum var. Burada iki durum var. Yani böyle baktığım zaman kaç tane var? Altı tane var. Peki tam tersini bakalım. Yani şöyle bakalım. Burada iki durum var. Burada iki durum var. İki durum. Mesela bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Gene altı tane var. 12 tane olacak. Ben başka da olacağını sanmıyorum. Yani bana öyle bir şey göster ki iki tanesi bunların ortak kenarı ya böyle ya böyle olmasın. Yani ben bunun hepsini saydım. Yani bunu ne yaptık? Tek tek saydık. Tek tek saydım. Saydayım ben. Şimdi dostlar o zaman 12 bölü 9'un ikilisi 9 çarpı 8 bölü 2 faktöriyel. Bu ne yapacak? 4 yapacak. 4 ile de 12 gitti. 3 yaptı. 3 bölü 9 sadeleştirdim ve 1 bölü 3. Ve doğru cevabımız. Ya kombinasyon zaten olasılık, permütasyon olmazsa olmazımız. Yani bunu direkt yıldızlıyorum. Öyle sorular gelebilir ki tek tek sayabilirsin. Bazen farklı da yaklaşabilirsin ama ben aklıma gelenin ilk doğru olacağını düşünüyorum. Bazen sıkıntılar da çekiyoruz. Allah yardım etsin hepimize. Yani birazcık sıkıntılı konu. Logaritma 2 tabanında x küçüktür 6 olduğuna göre logaritma 3 tabanında x artı 1 ifadesinin alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi şu eşitsizlik kolay. Logaritma 2 tabanını yan tarafa 2 taban diye atalım. Üzeri 6x. Bu arada x boşta kaldığı için 0 da koymamız lazım tanımdan dolayı. Yani x 0 ile 64 arasında herhangi bir değer olacakmış. Şimdi geldim buraya. Logaritma 3 tabanında x artı 1. Ben diyorum ki x 0 olabilir. Tam sayı demiş. İfadesinin alabileceği tam sayı değerleri toplamı. Ha, x 0 olursa bu ifade ne olur? Logaritma 3 tabanında 1 0 olur. Zaten toplam diyor. Önemli değil. Tamam. Peki ben diyorum ki x 2 olabilir. Şimdi x 2 olursa logaritma 3 tabanında 3 ne olur? 1 olur. Sonra ne olsun? 2, 9. Yani x ne olur? 8 olur. Ne olur? 9. Yani 2 olur. Sonra ne olur? 3, 27. Yani 26 olur x. Ne olur? 3 tabanında 27, 3 üzeri 3'ten 3 olur. Sonra ne olur? 4, 81, 80. Aa 80 olmaz. Çünkü 64'ten daha küçük olması lazım. Ve x bu değerleri alır ama ben onu istemiyorum. İfadesini alabileceği tam yani bu değerleri istiyorum. Bunların toplamı. Bunların toplamını istiyorum. Bunları da topladım. 6 yaptı dostlar. Burada kafası karışan olursa mesela örneğin şunu yapalım. Logaritma 3 tabanında x'e ne verdim? 8 ama ben onunla ilgilenmiyorum. Ben neyle ilgileniyorum? Logaritma 3 tabanında 9. Ben 2 ile ilgileniyorum gibi. Tamam mı? Yani bu da yıldız hak et. Yani logaritmadan 3 tane soru gelir ve güzel sorular gelir dostlar. A böler B'yi. Öyle ki A tam sayısı B tam sayısını tam böler. Şimdi bu şu demek. Demek ki B sayısı A çarpı K. Yani 2 böler 6'yı. Tamam mı? 6 böler 2'yi yok gibi bir şey. Yani 6 2'nin katıdır. Neyse. Yani bu pek kullanmadığımız bir şey. İfadelerinden hangileri her zaman doğrudur demiş. A böler C'yi, A böler B'yi, A böler B eksi C'yi demiş. Şimdi şöyle yapalım. B A'nın katıdır. C A'nın başka bir katıdır.
O zaman B eksi C yaparsam, yani A'nın katı eksi A'nın başka bir katı ve A parantezine aldığım zaman mutlaka ne olacaktır? A'nın bir katı olacaktır. Yani bu kesinlikle doğrudur. Şimdi ikinciye bakalım. B çarpı C A'nın bir katıdır. O zaman diyor ki B A'nın bir katıdır. K1 diyelim. C A'nın başka bir katıdır. Ama bu her zaman için. Bu yanlış. Şöyle yapalım. Mesela atıyorum 4 çarpı 5 alalım. 20. Bunu da 2 alalım. 2 20'nin bir katı böler yani. Tam böler. Ama 4'e geldim. Tamam. 5'e geldim. Ne oldu? Olmadı. Yani her zaman dediği için olumsuz. Tabi burada biraz örnek vermeniz sıkıntı yapabilir dostlar. Mesela bunu da hemen burada örnek vereyim. Bu da olmaz. Şöyle yapalım. Mesela bu 2 olsun. Bu da 5 ile 3 olsun. Ne oldu? 8. 2 böler 8'i. 2 5'i böler mi? Bölemedi. O zaman bu gitti. Yani yalnız 1 olacak ama birazcık tehlikeli soru. Birazcık tehlikeli. Evet. Geçiyorum. Yani orada örnekleri hemen bulamayabilirsin. Veya ne kadar gideceksin, nereye kadar uğraşacaksın. Parabolümüz verilmiş. AB uzunluğu 8 birim demiş. Eğer kökler arasındaki uzaklığı verirse küçük köke x1 diyorum. Büyük köke ne diyorum? x1 artı 8. Burada bakıyorum kökler toplamı mı çarpımı? Kökler toplamını kullanırım. O zaman kökler toplamı x1 artı x1 artı 8 eşittir. İkinci derecenin denklem sonuçta bu. Eksi b bölü a. Yani eksi 2. O zaman 2x1 eşittir. Eksi 10. Demek ki x1 eşittir. Eksi 5. Şimdi bunları yerleştirelim. X1 neymiş? Eksi 5. 8 ekledim. Neymiş? 3. Şimdi ben bunu kökler çarpımı yapacağım. Eksi 5 çarpı 3. Kökler çarpımı c bölü a. Eksi 15 bölü a. Yani m. Eksi 15 eksi 15. M buradan ne çıkar? 1 çıkar tabii ki ve doğru cevabım A'dır. Yani parabol de çok basit kalmış. Yani kusura bakmayın da çok klasik. Yani birazcık şaşırtıcı bir şeyler gelebilir. Tamam bunu da kullanalım ama gerçi burada biraz süslemiş. Yani bilemedim dostları yani yıldızı şak diye veremedim. Eşitsizliğin çözüm kümesi 2, 5 olduğuna göre F1 hangisi olabilir? Şimdi bunlar rasyonel bir ifade olduğu zaman altın ve üstün köklerini buluyorsun. Bakın buradan kök gelmedi. Demek ki buradaki köklerim 2 ile 5. O zaman gelin biz Fx'in tablosunu yapalım. Fx'in tablosunu yapalım. 2 ve 5. Dahil mi? Değil. Çünkü eşitlik yok. Şimdi buraya artı koyarsam eksiği istiyorum. Aynen oluyor. Şurayı bir dakika birazcık yanlış anlamayın. Biliyorsunuzdur da şurayı birazcık düzelteyim. Evet bunlar x'ler, bunlar fx'ler. Şimdi o arası ne olacakmış? Sıfırdan küçük olacakmış burası. Demek ki burası eksi olacak. Demek ki burası artı olacak. Burası artı olacak. Tamam. Şimdi şöyle bir olayımız var. Burası tamam mı? Tamam. F1 demiş. Aşağıdakilerden hangisi olabilir? 1 nerede? Burada. F1'de ne olacakmış o zaman? F1 pozitif bir değer olacak. Gördüğün gibi bunların hepsi negatif. Bak bunu bayağı sevdim. Yani bu hemen yıldız hak etti. Eşitsizlik tablo yapmayı zaten biliyorsun. Bir de birazcık oyununu yapmış. Aşağıdan kök gelmiyor. Sadece yukarının köklerine bakacağım falan filan filan filan. Güzel. Çünkü bunları ayrı ayrı hesaplayanlar var. İkisini bir beraber hesaplayabiliyorsun. Aşağıdan kök gelseydi bile oradan gene bir şeyler yapabilirdik. Bence güzel soru olmuş. A 1 2 3 B 1 2 3 4 5 kümeleri veriliyor. F A'dan B'ye fonksiyonu için F A görüntü kümesi 25 farklı şekilde yazılabilir. Hangileri doğrudur demiş. Şimdi şöyle yapalım. Görüntü kümesi A'dan B'ye gidiyorum B'ye. Şimdi bu B'deki görüntü kümesi kaç elemanlı olacak bir kere? Görüntü kümesi bir elemanlı olabilir. Beşinden bir tane seçeceğim. Veya görüntü kümesi iki elemanlı olabilir. Veya görüntü kümesi 3 elemanlı olabilir. Daha da olmaz zaten. Çünkü 3 tane elemanım var burada. Yani 1 elemanlı olur sabit fonksiyon tık 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 tık. 2 elemanlı olabilir falan filan. 3'ten daha fazla eleman olamaz. Çünkü bir eleman en fazla bir tane. 1'e 1 bile olsa 3 tane oluyor. 5'in birlisi 5. 5'in ikilisi daha önce hesaplamıştık. 5 çarpı 4 bölü 2'den. 5'in üçlüsü buna eşit zaten. Ve o 25 çıktı ve doğru. Bu doğru. Sabit fonksiyon görüntü kümesi 5. Doğru. Doğru. Hepsi 1'e gidebilir. Hepsi 2'ye gidebilir. Sabit fonksiyon bu zaten. Bu da doğru. 10 farklı artan f fonksiyonu yazılabilir. Şimdi bu ne demek? Şimdi A'da 1 var, 2 var, 3 var.
Şimdi bunları F1, F2, F3 seçtiğim zaman bunların ne olması lazım? Büyümesi lazım. Yani x'ler büyüdükçe y'ler de büyümesi lazım. O zaman diğer taraftan sadece seçeceğiz. Yani ben 5 elemandan 3 tanesini sadece seçerim. Seçimde ne olur? 10 tane olur ve çok doğru. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela karşı tarafta 3 tane eleman seçtim. Ne seçtim? 1 seçtim, 3 seçtim, 4 seçtim. O zaman bu 1'e gidecek, bu 3'e gidecek, bu 4'e gidecek. Başka yok. Ama önceden olsaydı 1'e giderdi, 3'e giderdi, 4'e giderdi falan. Ama bu şekilde olacak. Yani ben sadece seçeceğim. Karşı taraftan 3 tane eleman seçeceğim. Bir de farklı seçmem lazım. Ve sıralamış. Yani burası bayağı sakatmış dostlar. Evet. Fonksiyonda yorum soruları gelir. Bence güzel bir şey yakalamışlar. Bu arada hepsi doğrudur diyorum. Devam ediyorum. AN bir geometrik dizi olmak üzere böyle bir şeyler vermiş ve bunu sormuş. Şimdi şuna bakalım ilk önce. A5 yerine ben A3 çarpı R kare yazabilir miyim? Yazarım. A3'ler gitti. R kare istiyorum ben. Şimdi şunu inceleyelim. Bunların hepsini A1 cinsinden yazalım. A1 dursun. A2 yerine A1 çarpı R yazarım. A3 yerine de A1 çarpı R kare yazarım. A1 dursun. A4 yerine A1 çarpı R küp yazarım. Şimdi A1 parantezini alalım. 1 eksi R artı R kare yazarım. Burada da A1 parantezini alırsam 1 artı R küp yazarım. Bakın A1'ler gitti. Hatta bu 2 küp. Yani şöyle dursun. 2 küp toplama. 1 artı R. Birincinin karesi, birinci ile ikinci harfin ilk katı artı ikincinin karesi yaparım ve gördüğünüz gibi bunlar da gitti. Yani bütün bu eşitliklerden şunu elde ettim. 1 bölü 1 artı R. 1 bölü 1 artı R 1 bölü 8'miş. Demek ki 1 artı R 8 olup R nedir? 7. Ben biraz önce ne buldum? R kare yani 7'nin karesi lazım bana. Doğru cevabımız nedir? 49. Yani geometrik dizi, aritmetik dizide böyle biraz daha farklı olabilir miydi? Çarpanlar aymayı da kullandırmış. Yani küçük bir yıldızla bunu geçiştirmek istiyorum. A ve B gerçel sayılar olmak üzere limiti vermiş. Bu şekilde A çarpı B nedir demiş. Şimdi şöyle yapalım. Eksi 1 verelim. Aşağısı ne yaptı? 0 yaptı. Büyük ihtimal yukarısı da 0 yapacak. Eksi 1'in karesi 1, 4. Evet yukarısı da 0 yaptı. Demek ki sadeleştireceğiz. O zaman şöyle yazalım. Bu x, bu da 5, 1, eksi artı. Evet, x artı 1 çarpı x eksi 5 bölü. Bu da iki kare farkı. Bir artılısı, bir eksilisi. Bunu böyle yaptıktan sonra tekrardan limit yazdık tabii. Limitini alalım. Eksi 1'e giderken. Eksi 1 eksi 5 bölü eksi 1 eksi 1. Eksi 6 bölü eksi 2'den ne yaptı? 3. Demek A'yı bulduk. A 3'müş. İkinciye geldim. X A'ya giderken, 3'e giderken. Aşağısı ne yaptı? 0 yaptı. Yukarısı da 0 yapacak. 9, eksi 6, eksi 3, 0. Evet. Demek ki gene sadeleştirme yapacağız. Bu x 3, 1, eksi artı oldu. X artı 1 çarpı x eksi 3. Bu da bir artılısı, bir eksilisi. Bakın bu sefer gitti. Sorunumu hallettim. Tabii ki ben limit alıyorum. X a'ya yani 3'e giderken. 3 artı 1 bölü 3 artı 3. Bu da ne yaptı? 4 bölü 6 yani 2 bölü 3. B'yi de 2 bölü 3 buldum. B'ymiş bu. 3 ile 2 bölü 3 çarpınca 3'ler gitti ve ne çıktı? 2 çıktı. Yani bu bildiğimiz sadeleştirme 0 bölü 0. Yani 0 bölü 0 da böyle biraz şaşırtan bir... Çünkü türevle de yapabiliyoruz bunu. O da kaldırıldığı için böyle şaşırtan bir olay gelir mi acaba diye de düşünmüyor değilim. Yani böyle çarpanlarını ayıramasaydım da polinom bölmesine mi gitseydim? Adam türev biliyor. Türevini kullanamayacağım bir şekilde üstel bir ifade mi koysaydım falan diye. Yani bu güzel bir şey ama birazcık daha farklı şeyler düşünüyorum bence. Hocam ne yaptın bizi mahvettin? Ben değil onlar dostlar. Ben sizin yanınızdayım. A ve B gerçel sayılar olmak üzere fonksiyonu gerçel sayılarda sürekli demiş. Şimdi burada bizi bozan bir şey var mı? Var. Sıfır. Bu da demek ki sıfırdan büyük bir değer alacağız bunu. Neyse. Burada sıkıntı sınırlar. Sürekli olduğuna göre sınırlarda limitinin olması lazım. FA'ya bakmaya gerek yok çünkü otomatik olacak. O zaman şöyle yapalım. Hatta ben size şöyle yazayım.
FA'ya sağdan yaklaşalım. FA'ya soldan yaklaşalım. FA'yı vermeyelim. Bu otomatik oluyor çünkü. Şurada eşlik olduğu için. Şimdi FA'ya sağdan yaklaşalım. Büyük değerlerle o zaman X gördüğümüz yere A yazalım. Bu buna eşit olmak zorunda. Küçük değerlerle yaklaşalım soldan. Burada da X gördüğümüz yere ne yazalım? A yazalım. Burada ikinci dereceden bir ifade geldi. Ve A burada ne olacak? Aa, iki değer çıktı. Burası artı, burası eksi. A buradan 4 olabilir. A buradan eksi 3 olabilir. Şimdi 4 olabilir mi? Olur gibi geliyor. Eksi 3 olabilir mi? Olur gibi geliyor. Şimdilik bir şey yapamadım. İkinci tarafa bakalım. F, limit yazmıyorum da bu şekilde yazıyorum. Kafanız karışmaz inşallah. Soldan baktım, sağdan baktım. Öbürü otomatik olacak çünkü eşitlik var. Soldan demek küçük değerlerle, B'den küçük değerlerle. O zaman X yerine ne yazdım? B yazdım. Sağdan demek büyük değerlerle X yerine B yazdım. İçler dışlar yapalım. B kare artı 8B eşittir 9. B kare artı 8B eksi 9 eşittir 0. Şimdi buradan B 9 1 artı eksi. Buradan eksi 9 gelir ki olmaz. Bu olması lazım. Şimdi B ne olacakmış? 1. Neden eksi 9 olmaz? Çünkü bu eksi 9'dan büyük olursa burası 0 yapıyor. Burada sürekli olmaz. Her yerde sürekli bu. Ha, o zaman burası 1 olursa birden küçük olan A değeri de 4 olamaz. Demek ki A'da eksi 3 olacak. A eksi 3 olacak, B'de 1 olacak. Toplayınca ne olacak? Eksi 2. Evet. Bu iki yıldız hak etti dostlar. Gerçel sayılar kümesi üzerinde türevlenebilir bir f çift fonksiyonu için f3, 2, f'in türevi falan vermiş. Buna göre burada türev soruyor. Gelin biz bunun türevini alalım. G'nin türevi. Şimdi burada bir çarpımın türevi var. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi. Birincinin türevi tamam. İkincinin türevi çarpı birinci. Şimdi biz burada x gördüğümüz yere ne yazacağız? Eksi 3. G'nin türevi eksi 3. Eksi 6 çarpı f eksi 3 artı f'in türevi eksi 3 çarpı eksi 3'ün karesi. F eksi 3 yok. Ha, şimdi bu çift fonksiyon ya. O zaman çift fonksiyonsa eksi 3 işaretini ütecek. O da 2'ye eşittir. Ha, o zaman burası eksi 6 çarpı 2 artı f'in türevi eksi 3 yok. Ha, burada çok önemli bir şey var. F çift ise f'in türevi tektir. Şöyle düşün. X kare türevini alıyorsun. 2x. O zaman eksi f'in türevi eksi 3 olacak. Yani çünkü tek işaretini kusacak. Eksiler gidecek. F'in türevi 3 olacak. Ha, o zaman eksi 2 değil de 2 olacak. Bak burası önemli. Çarpı 9. Eksi 12 artı 18'den bu da 6'dır. Evet. Bu 2 yıldızı hak etti. Çünkü türevde genelde bu şu olaya pek dikkat ettiğinizi sanmıyorum. Bir fonksiyon çiftse türevi tektir. Buradan da işaretleri inceliyorsun falan filan. Zaten teklik çiftlik biliyorsun işaretini yutuyor, kusuyor falan. Bence gayet hoş olmuş. İki yıldız. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonunun türevini vermiş. Türevini. Grafiğini vermiş. F'in türevi fonksiyon grafiği parabolmüş böyle. Tamam. Bununla FA demiş bir yerel maksimum. F için konuşuyoruz. O zaman A'nın bu tarafında türevi pozitiftir. Bu tarafında negatiftir. Şimdi böyle yapalım. Fonksiyonumuzu düşünelim. F için. Türevi pozitifse artandır. Bu tarafında azalandır. Demek ki burada bizim fonksiyonumuz ne yapıyor? Bir tepe yapıyor. Yani burada bir maksimum vardır. Doğru. Burada artandır demiş. O zaman türevinin işaretine bakıyoruz. Burada hep artı. Doğru, artandır. Ondan sonra burada ne demiş? Bir saniye. FA pozitif. Ha, onu bilemeyiz. Şimdi türevi sıfır ama kendisi yukarıda mıdır, aşağıda mıdır, değil mi? Bunu zaten üçünü vermemiş Allah'tan. Onu bilemeyiz dostlar. 1 ve 2 olacak. A ve B birer reel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde fx, ax kare, gx, bx kare, hx, a, bx fonksiyonların türev fonksiyonları grafikleri verilmiştir. Kanka ben bunun türevini alırım. F'in türevi nedir? 2ax. Efendim h'in türevi nedir? A çarpı b. G'nin türevi nedir?
2BX. Tamam. A ile B arası 5 birim olduğuna göre A eksi B farkı kaçtır demiş. Şimdi dostlar şu nokta bu paralel zaten sabit olduğu için şu noktanın Y'si AB. Şimdi Y yerine AB yazarsan bu noktada X yerine ne yazman gerekir? Bunlar gider. X yerine o zaman ne yazarsın beyler gider? A bölü 2. Demek ki şunun karşılığı A bölü 2'ymiş. Peki şu nokta Y yerine yine AB yazarsan X yerine ne yazman gerekir? Burada 2AX. Bakın A'lar gider. X yerine ne yazarsın? B bölü 2. Evet, bunun karşılığı da X olarak neymiş? B bölü 2'ymiş. Şimdi bu aradaki uzaklık neymiş? 5. Demek ki bu aradaki uzaklık neymiş? Evet, 5. O zaman büyükten küçüğü çıkarırız. A bölü 2 eksi B bölü 2 nedir? 5. Her iki tarafı 2 ile çarpalım. A eksi B o zaman ne olur? 10 olur. Doğru cevabımız evet D şıkkıdır dostlar. Gerçel sayılarda tanımlı fonksiyonuna üzerindeki noktalardan çizilebilecek en küçük eğimli teğet. Şimdi teğet dediği için f'in türevini alacağız. F'in türevi de nedir? 3x kare eksi 6x'tir. Şimdi ben burada bunun öyle değerler vererek eğim olacağını biliyorum. Ama ne diyor bana? En küçük eğimli. Şimdi öyle bir değer vereceğim. Yani A noktası AB ve eğim ne olacak? 3 A kare eksi 6 A olacak. Ama ben bunun ne olmasını istiyorum? En küçük. O zaman gene bu parabolden veya türevden yaparız. Bunun türevini bir daha alırım. 6 A eksi A eşittir 0'dan. A yerine ne verelim? 1 verelim. O zaman eğim teğet nedir? 3 çarpı 1'in karesi eksi 6 çarpı 1. Yani eksi 3 olur dostlar. Biraz dikkat edersen rahat bir şey. A bir tam sayı olmak üzere vermiş. Şimdi buradaki espri şu. İntegralden kurtulmak için her iki tarafın türevini alırız. Tabii şimdi integral bilmeyenler ağlıyor ama integral öğrenince kolay bir hareket. 4x küp artı 3x kare. Her yeri x kareye böleriz. O zaman fx nedir? Fx artı 1 nedir? 4x artı 3. Peki fx nedir? O zaman x gördüğümüz yere x eksi 1 yazarız. X gördüğümüz yere x eksi 1. Fx eşittir. 4x eksi 4 artı 3 olur. Peki geldim buraya. İntegral 2'den a'ya. Fx gördüğümüz yere ne yazacağız? 4x eksi 1 dx. 4x ne demek? 4'ü koy. X kare bölü 2. Eksi x ne demek? Eksi 1 ne demek? Eksi x. 2'den a'ya. Bu da 2x kare. Aç parantez. 2a kare eksi a. Eksi 2 koy. 2, 2'nin karesi eksi 2. Bu da eşittir 22. Burada yapacak bir şey yok. 2a kare eksi a. Eksi 8'den 2 çıkardım. 6 eşittir 22. 22'yi buraya atalım. 2a kare eksi a eksi 28 eşittir. Evet 0. Şimdi ben buradan a'yı bulabilir miyim? Evet bulabilirim. 4, 7 yapsam olmuyor. 7, 4 yapsam oluyor. Şuraya eksi yapayım, şuraya artı yapayım. Bak görüyor musun? Peki A bunlardan hangisi? Peki bu sıfır olabilir mi? Olamaz dostlar. Neden biliyor musun? A bir tam sayıları. O zaman bu sıfır olursa A ne olur? 4 olur ve doğru cevabımız B şıkkıdır. Yani türev konusunu öğrenince bu soru kolay bir soru olacak. Pardon, integral konusunu. Onun için şimdi korkmanız yersiz. Öyle bir soru gelir mi? Bilemiyorum yani olabilir. Aşağıdaki şekilde 3. dereceden bir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Kanka biz bunu yazabiliriz. Nasıl yazacağız? Türevin sonunu görmüştük. Fonksiyonların köklerine göre grafiklerini yazabiliyorduk. Bir kere A klasik gelecek. Sıfırda çift katlı kök var. X kare çarpı 4'te de tek katlı kök var ve bu. Üçüncü dereceden dediği için 2, 1 ve tamam. A'yı bulabilmek için bir noktaya ihtiyacım var. O da burası bak. O zaman Y yerine 8 vereceğim. X yerine 2 vereceğim. 2'nin karesi 4. 2 eksi 4'ten eksi 2. Eksi 8 demek ki A neymiş? Eksi 1. O zaman ben fx fonksiyonumu yazabilirim. Eksi 1 çarpı x kare çarpı x eksi 4. Yani
eksi x küp artı 4 x kare ve bunu yazdık. Şimdi gelelim bölgenin alanı. Eğrinin altında kalan alan integralle hesaplanıyor. Sıfırdan 4'e fx yani eksi x küp artı 4x kare dx. Şimdi eksiyi koy. 1 ekle böl. Artı 4. 1 ekle böl ve sıfırdan 4'e. Eşittir. Aç parantez. 4'ü koy. Eksi 4 üzeri 4 bölü 4 artı 4 çarpı 4 üzeri 3 bölü 3. Kapat. Eksi sıfırları koysan gidiyor zaten. Peki bu nasıl yapabilirim? Şöyle yapalım. Eksi 4 üzeri 3 artı 4 üzeri 4 bölü 3. Şurası şöyle olsun. 3 olsun. Burası da eksi 4 üzeri 3 çarpı 3 artı 4 üzeri 4'ü şöyle yazmaya karar verdim. 4 üzeri 3 çarpı 4. Bu da 4 üzeri 3 parantezini alırsam eksi 3 artı 4 yani 1. Yani 4 üzeri 3 bölü 3. 64 bölü 3 ve doğru cevap D şıkkıdır. Yani biraz işlemlerde sıkıntı çekebilirsin. Olabilir biraz olabilir gibi bir soru. İntegral görseniz çok basit bir soruya geldik. Dik koordinat düzleminde f fonksiyonun grafiği yukarıda verilmiştir. Şekilde gösterilen boyalı alanlar bu şekildeymiş. A1 neymiş? 3'müş. A1 neymiş? 3'müş. A2 neymiş? 8'miş. A3 neymiş? Evet, 4'müş. Çok basit bir soru. Şimdi şöyle yapalım. Bu integral eksi 3'ten 3'e. Eksi 3'ten 3'e. Alttaki alanı eksi hesaplıyor integral. Eksi 3. Üstteki alanı artı hesaplıyor. Eksi 3'ten 5'e. 3'ten 5'e alttaki alan olduğu için bunu eksi hesaplıyor ve bu kadar. Yani integral yapmadan yapıyorsun. Burası ne yaptı? 5 yaptı. Burası eksi eksi artı yaptı ve 9. Yani böyle bir soru gelir mi? Maalesef. Üzgünüm. Yani birazcık daha, çok azıcık bir oyun. Tamam basit olacak ama bu kadar da olmaz. Şimdi geldim şu nokta. 1 verdim 1 tamam. O zaman ben burada y'ye 1 vereyim. X'e de 1 vereyim. Ne oldu? M artı n. Oradan bir şey yapamadık. Ha burada teğet vermiş. O zaman ben bunun türevini alayım. 3x kare. Türevinde apsisi koyayım 1. O zaman teğetin eğimi ne olacak? 3. Teğetin eğimi m demek burada. Mx artı n'de. Demek ki m ne olacakmış? 3. Şimdi m 3 olursa n ne olacakmış? 3 eksi 2'den 1. Yani bu teğet doğrusu ne olacak? 3x eksi 2 olacakmış. Bu cepte. M eksi m 5 demiş. Şimdi şuna bakalım. M ne olacaktı? 3. N ne olacaktı? Eksi 2 artı yaptı 5. Doğru. Hangileri doğrudur demiş. Teğet olan doğru. Hemen atladık gerçi soruya. Bakıyorum ve tamam. C eksi 2 demiş. C şurada. Bu teğet doğrusunda x'e 0 verirsen evet eksi 2 olur. C eksi 2 doğru. Boyalı alan demiş. Yani şu sarı alan. Şimdi ben bunu nasıl yapabilirim? Şimdi burada bir integral olayına gelip şurayı bulsam, şu üçgeni bulsam olur mu? Çok güzel olur. Şöyle yapalım o zaman. Şimdi şurası 0, şurası 1. Şu eğri şöyle yapacağız. İntegral 0'dan 1'e ama y'ye göre bakıyorum. Şöyle bakıyorum. Şuradan şu alanı bulacağım. X dy. O da eşittir 0'dan 1'e küp kök y dy. O zaman küp kök y ne demek? Y üzeri 1 bölü 3. Y üzeri 1 bölü 3'e 1 ekle. 4 bölü 3 bölü 4 bölü 3. Ve 0'dan 1'e. Şimdi 1 koy. 1'in bütün kuvvetleri 1. 1 bölü 4 bölü 3 eksi 0. Onu da ters çevirince 3 bölü 4. Yani şu alan ne oldu? 3 bölü 4 oldu. Şu alan. Şimdi ben şu üçgenin alanını bulabilir miyim? Şöyle yapayım hatta. Şu üçgenin alanını bulabilir miyim? Çok rahat bulurum. Şimdi şu yükseklik 1. Şu taban ne? 2 1 daha 3. 1 çarpı 3 bölü 2. O alan neymiş? 3 bölü 2. Eksi ne buldum? 3 bölü 4. Şimdi şunu 2 ile çarpalım. 4
6 eksi 3. Bu da ne oldu? 3 bölü 4 oldu. O doğruymuş. Tabi bu y'ye göre ters gelebilir ama öğrenciniz, yani öğrenmeyenler için diyorum. Bunların hepsi doğru çıktı bu arada. Doğru cevabımız E şıkkıymış. Yani böyle kendini kaptırabileceğim bir soru olabilir dostlar. Yukarıdaki O merkezli birim çember DB doğrusuna B noktasında teğettir demiş. Eğer burada T ise burası da bir 90 oluyor. X derecedir demiş. EC uzunluğu. Bu arada EC de DB'ye dikmiş. Ve şu uzunluğu istiyor benden. Şu uzunluğu. Tamam. Ve aşağıdaki hangisidir? Şimdi şöyle yapmak istiyorum. Şimdi şurayı birleştireceğim. Ve burada bir asıl benim açıma geliyor bak. Burada bir ikizkenar üçgen oldu yarıçaplardan. Şurası x, şurası x, şurası nedir? 2x. Şimdi ben şuradan bir dik indireceğim. Bu arada burada bir dik yamuk oldu. Tamam. Şurası bu birim çember zaten. Şurası bir. Şurası da ne biliyor musun? Şu açım 2x. Yani şurası kosinüs 2x. Şurası da benden istediği. Yani tamamı zaten 1 yapıyor. O zaman şurası ne yapıyor? 1 eksi kosinüs 2x. İşte benden bunu istiyor. Şimdi şöyle yapalım. 1 yerine ne yazalım? Sin kare. Ben böyle yazıyorum ama hadi sizin için uzun yazayım. Ya da böyle yazayım ya. Ben şöyle yazıyorum. Açılar aynı olacağı için. Şimdi bunu yarım açı yapacağım. 1 yerine ne yazayım? Sin kare artı kos kare. Eksi. Kos 2x'i de ben kos kare eksi sin kare diye yazabilir miyim? Yazarım. O zaman sin kare artı kos kare eksi kos kare artı sin kare. Bakın buradan gitti. 2 sin kare ama yarım açıya düştü. Yarım açıya düştü. Zaten burada 2x yok. Ve doğru cevabım E şıkkıdır. Evet bu iki yıldızı hak etti dostlar. Hem yarım açı formülü geldi hem birim çemberi kullandırdı falan filan. Havalı olmuş. Şekil 1'de verilen kare biçiminde ABCD kağıdı DE ve DF doğruları parçaları boyunca katlandığında böyle oluyormuş. 10 dereceymiş. DFE falan demiş. Şimdi espri şuydu. Bu önceki ve sonraki hareketini yapmamız lazım. Katlanmadan önce yani şöyle yaparsam önceki ve sonrakini yapmamız lazım. Evet yaptık diyelim. Şimdi espri şu. Şurası 90, burası 90. Şunla şu eş. Ve şurasıyla şurası eşit. Şu açıyla şu açı eşit. Şu açıyla şu açı eşit. Ondan sonra geldim. Şurası 90, şurası 90. Şurasıyla şurası eşit. Zaten bu kare tamam. Şu açıyla şu açı eşit. Evet, şu açıyla da şu açı eşit falan filan. Evet devam ediyorum. Ben nereye istiyorum? DFE. DFE. Şurayı istiyorum. O burası da x. Burası 90, 10. Demek ki burası ne? 80. O zaman 2x ne? 100. X ne? 50. Bir daha şunu söyleyeyim. Şunla şu ne oluyordu? Eş. Aynı şekilde şunla şu ne oluyordu? Eş. Esprisi bu. Öncekiyle sonraki şekli yapıyorsun. Eş üçgenleri kullanıyorsun. Bununla bu eş. Bununla da bu eş. Devam ediyorum. Şekilde bir kenarı 60 santim olan dikdörtgen biçimindeki bir pencere verilmiştir. Pencerenin üst kenarına dik ve uzunlukları 20 santim olan iki demir çubuk, çapı pencerenin uzun kenarına eşit olan yarım çember şeklindeki bir çubuğa bağlıdır. Ha, şimdi çap dediğine göre burası o zaman merkez. Şöyle yapalım. Bu yarı çapı çekelim. Bu yarı çapı çekelim. Buradan gelecek olay. Burası da yarı çap. Şurada bir şey dikkatimi çekti. Şurası 90. Burası da bir saniye dik diyor. Bak üst kenarına dik. Tamam burası da dik. O zaman burada bir dik yamuk varmış gibi. Şöyle yapalım. Şurayı birleştirelim. Şurayı birleştirelim. Burası ne oldu? 20, 20. Burası ne oldu? 40. Şurası.
Burada tabii teğet olduğu için şurası da 90 oldu. Burada bir dik yamuk oldu. Şuradan şunu uzatalım. Tamam. Şimdi şurası 20, burası 20 oldu. Burası 40 oldu. Şurası R oldu. Şurası ne oldu? R eksi 20 oldu. Bu 3, 4, 5'tir büyük ihtimal. Harbiden de tuttu. Harbiden de tuttu. Burası ne oldu? 50 oldu. Burası ne oldu? 30 oldu. 3, 4, 5. Dostum evladım bak şimdi. Şöyle yaptım. Neyse. Saniye. Şöyle yaptım. Aynı şeyleri burada da yaptım. Gene 3, 4, 5. Burası da ne oldu? 30 oldu. Şimdi x şurası. Burası da bak dikdörtgen oldu. 30, 30. Yani ne oldu? 60. Doğru cevabımız 60'tır. İnşallah takip edebiliyoruzdur. Halil öğretmen geometri dersinde öğrencilerine aşağıdaki etkinliği yaptırıp bir soru soruyor. Bir kenar 12 santim olan eşkenar üçgen çizelim. Eşkenar üçgenin dışına kenarlarını çap kabul eden yarım daireler çizelim. Elde edilen şeklin çevresine gergin olarak sarılabilecek ipin uzunluğu en az kaç santimdir? Şimdi bir tane eşkenar üçgen çizelim. Yani bu eşkenar üçgen olsun. Bunların kenarlarına 12 santim dışına kenarlarını çap kabul eden. Yani burası çap. O zaman şöyle bir evet çok güzel oldu. Bir saniye biraz düzgün çizmem gerekiyormuş gibi geldi. Evet şöyle bir çap, şöyle bir çap ve şöyle bir çap. Oh, bu da çok kötü oldu. Evet dostlar pardon ya yani, ama olmuyor. Şöyle bir çap. Tamam. Şimdi bunun etrafını saracağız. Yani şöyle bir ip gelecek ve gerilecek. Şöyle bir ip gelecek, gerilecek ve şöyle bir ip gelecek. Şimdi şöyle yapalım. Şunun merkezi burası. 6, 6. Şuradan teğet olacağı bir yer var. Dik. Buradan teğet olacağı bir yer var. Dik. Ondan sonra bunun merkezi burası. 6, 6. Şuradan teğet olacağı bir yer var. Şimdi şurayı birleştirirsen burada bir dikdörtgen oluyor. Hatta kare oluyor. Bak bu eşkenar üçgen, bu da eşkenar üçgen. Burası da 6 oluyor. O zaman burası da 6 oluyor. Yani şurayı bulduk. Şurası neymiş? 6'ymış. O zaman şuralara gelecek olanlar da ne olacak? Aynen. Şuralara gelecek olanlar da 6 olacak. Şimdi şöyle yapalım. Şurası da şuraya bir teğet dik, şuraya bir teğet dik olacak. Burası da aynen buraya bir teğet dik olacak. Şimdi bulmam gereken yer şurası, mavi yapayım. Şurası, şu yay ve şu yay. Evet. Şimdi şurası 60'tı. Şurası o zaman 30, burası da 30 aynı şekilde. O zaman burası ne oldu? 120. O zaman burası da aynı şeyler olacak. 120. Burası da aynı şeyler olacak. 120. Yani 360. Yani şuraları bir tane çevre olacak. O zaman yazıyorum. İp 6 ta şey 3 tane 6 artı 2 pi çarpı r. R'si bunun neydi? 6'ydı. Yani 18 artı 12 pi. Evet, şekil çok kötü oldu ama inşallah anlamışsınızdır. Biraz şeyime geldi. Devam ediyorum dostlar. Şekil 1'de verilen düzgün altıgen biçimindeki bir karton BD boyunca kesilip D noktası etrafında bir miktar döndürülerek şekil 2 elde ediliyor. Burası 9'muş, burası 3'müş. Düzgün altıgenin çevresi. Bu bizim için önemli. Bu A kök 3 ama bir dakika bak. Burada şu uzunlukta şu uzunluk aynı. O zaman ben buraya A dersem buraya ne derim? A artı 3. Bu 9, 12, 15 mi? Harbiden öyle. Kanka o zaman burası 12 oluyor. Burası 15 oluyor. Burası da A diyelim şimdi. O zaman A kök 3 eşittir 15. 15'i 3'e böl.
5 kök 3. Demek ki bir kenarın 5 kök 3. Ben ne istiyorum? Çevreyi. Çevrene 6A. 6 çarpı 5 kök 3. Yani 30 kök 3 ve bu kadar. Şurada bir özel üçgen çıktı. 9, 12, 15. Ve şurada A kök 3 muhabbeti var. A kök 3. Oradan hallettik. 3 sinüs eksi kosinüs 1'miş. Şimdi bunu nasıl yapalım? Şöyle yapalım. 3 sinüs eksi kosinüs açılar alfa olduğu için direkt karesini alacağım. 1'in karesi. Şimdi burada 9 sin kare eksi 1. ile 2. çarpımın katı 6 sin kos artı kos kare eşittir 1. Peki ben bu 1'in yerine sin kare artı kos kare yazsam şu kos kareler gider. Bunu bu tarafa atsam 8 sin kare eksi 6 sin kos eşittir 0. 2 sin parantezini alsam 4 sin eksi 3 kos eşittir 0. Ya bu 0 olacak ki olamaz. Çünkü 0'la pi bölü 2 arasındaymış. Demek ki bu 0 olacak. O zaman 4 sin eşittir 3 kos 0 olduğu için öbür tarafa attım. Sin bölü kos eşittir 3 bölü 4. Sin bölü kos ne demektir? Tanjant alfa. Hemen dik üçgenimi ayarladım. Buraya alfa desem tanjant ne demek? Karşı komşu. Ve buradan da 3, 4, 5 çıktı ve kosinüs alfa. Zaten birinci bölgede olduğu için hiçbir sorunum yok işaretle ilgili. Komşu bölü hipotenüs ve doğru cevabım nedir? Evet, B şıkkıdır dostlar. Yani trigonometride güzel bir hareket olmuş. Özellikle şu bir yerine sin kare kos kare yazması hoş bir şey olmuş. Bu yıldız hak etti yani. Yukarıda ABCD karesi içine çizilmiş B merkezli ve D merkezli çeyrek çemberler ve dik üçgen verilmiş. Ondan sonra bu iki şekil yukarıdaki gibi üst üste getirildiğinde mavi bölgenin alanının pembe bölgenin alanına oranı demiş. Şimdi şurası 2'ymiş. Şurası 1 o zaman. 3 dediğine göre burası 3. Burası 3, burası 6, burası 3. E orta taban var burada. Bu dik. Şurada dik. 3, 3. O zaman şurası 1. E şurası 1 ise burası 2. E bu simetrik bu şekil. E bunlar aynı. Şöyle. Bak 1, 2 görüyor musun? Şöyle. 1, 2 bak görüyor musun? Şöyle. O zaman bu alanlar aynıdır. Simetrik bu şekil. Alanlar aynı. Demek ki mavinin pembeye oranı ne olacaktır? 1 olacaktır. Evet. Çok ilginç olmuş bu ya. Çok basit çıktı ama nasıl oldu? Evet. Gene de havalı üst üste koydum. Şöyle yaptım. Hatta iki yıldız diyorum ben bunu. Evet. Dik koordinat düzleminde O merkezli çeyrek çember ve Y eşittir 3 kök 3 doğrusu verilmiştir. O merkezli çeyrek çember ve çeyrek çember x ekseni boyunca pozitif yönde 3 birim sağa ötelendiğinde yani şurası 3 olacak. Merkezimiz burası. O1 merkezli çeyrek çember elde edilmiştir. Boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi şurası da 3 kök 3. O zaman şurası 3 kök 3. Şöyle yapalım. Şurayı birleştirelim. Bizim yarı çapımız olsun bu. Evet ve 3 3 kök 3. Yani burası ne olacak? 60. O zaman burası ne olacak? 30'un karşısındaki 6. Burası 30 olacak. Yarı çapımız 6'ymış. Yarı çapımız 6 ise burası 3. Burası 3 olacak. Tamam. Şimdi bu arada bir şey söyleyeceğim. Bunlar aynı oluyor o zaman. Yani şöyle indirsem değil mi? Şurası ile şurası aynı olmuş olacak. Neyse. Bunu nasıl yapabilirim? Hemen bakayım. Şimdi şu parçayı bulurum ben. Şurayı bulabilir miyim? Şimdi bunu kaydırdı. Şu alana şu alan denk geliyor. Tamam. Şu dikdörtgen şöyle indirdim. Şuraya geliyor. Şu alan şuraya. Ha, kanka çok iyi olmuş ya. Şekil biraz yamuk olmuş ama şimdi şöyle. Şunu indirince tam şuraya dik gelmesi lazım. Ya işte onu hemen göremiyorsun. O zaman bak 3 3 3 yani şurası şuraya B diyelim. Şurası oldu B. Şu B'leri bir göstereyim size. Şurası bak. Şurası B.
Şurası B oldu. O zaman benden istediği alan, ya benden istediği alan şurası oldu. Yani 3 dikdörtgen oldu burası. Yani 3 çarpı 3 kök 3. Benden bunu istiyor. Yani 9 kök 3 ama şekil çok kötü olmuş. Evet, bu kaydırmadan şu alanları taşıdım. Bu alan bu alana eşit. Bu alan şurası şuraya eşit ama şöyle biraz yamuk olmuş. Yani bunu tam ortada verseydi, yani şekli birazcık daha düzgün çizselerdi güzel olacaktı. Ama bu benden 2 yıldızı aldı. Çünkü bu alanları, yani aynı alanları taşıma olayı çemberde bizim için çok değerli dostlar. X kosinüs 10 eksi sinüs 10, Y kosinüs 20 eksi sinüs 20, Z de kosinüs 30 eksi sinüs 30 olduğuna göre bu sıralama istemiş. Şimdi dostlar bu biraz oyunlu bir soru. Şöyle yapalım. X kareyi alalım. Bu da nedir? Kosinüs kare 10 artı sinüs kare 10 eksi 2 çarpı kosinüs 10 çarpı sinüs 10. Yani kos karesin kare 1'dir. 1 eksi bu da yarım açı. 1 eksi sinüs 20. Peki y kareyi alalım. Gene şöyle biraz kısa yazayım. Sin kare kos kare eksi 2 sin kostan 1 eksi yarım açı. Yani sinüs 40. Peki aynı şeyi z kareyi alalım. Gene kos kare sin kareden 1 eksi sinüs yarım açıdan 60. Şimdi sinüs değerini düşünelim. Birinci bölgede sinüs açı büyüdükçe sinüs de büyür. Yani birden küçük çıkarırsam bu en büyük olur o zaman. Birden büyük çıkarırsam bu da en küçük olur o zaman. Yani x kare nedir? En büyüktür. Y kare ve z kare. O zaman x'lere gelirsem ne olacaktır? Gene aynı sıralama olacaktır. Çift kuvvet. Birinci bölgede hepsi. Gene aynı sıralama olacaktır ve doğru cevabım nedir? D şıkkıdır. Yani öbür taraftan değerlerle yürüseydin 10-20 zaten çok iğrenç sayılar ve biraz kafan karışabilirdi. Onun için değişik bir soru olmuş. Böyle bir sıralama gelir mi? Buradan da yarım açı gelmiş. Aslında yıldızı yani hak ediyor dostlar. T1 gerçel sayı olmak üzere eşitlikleri veriliyor. Buna göre sinüs T'nin XY türünden değeri. Şimdi burada bir şey dikkatimi çekti. 10 tabanını bu tarafa atarsam logaritma 10 tabanda X eşittir kosinüs T olur. 10 tabanını bu tarafa atarsam logaritma 10 tabanda Y sinüs 2T olur. Bu arada sinüs 2T. O zaman logaritma 10 tabanında y eşittir 2 çarpı sinüs t çarpı kosinüs t. Bu da logaritma y bölü 2 çarpı kosinüs t. Kosinüs t logaritma 10 tabanında x'ti. O da eşittir sinüs t. Çünkü benden sinüs t'yi x y türünden istiyor. Şimdi 1 bölü 2'yi tutalım. 10 tabanda 10 tabanda o zaman taban değiştirme yaparsam alttakini tabana yazacağım. Bunu içine yazacağım ve sinüs T ne oldu? B şıkkı oldu. Ama gene yıldızı hak etti. Bunu ne yaptım? Logaritmaya çevirdim falan filan tabanı kullandım. Sinüs kosinüs de yarım açı kullandım. Bazen bunlar eşit veriyor. Kareleri toplam 1 oluyor falan filan. Yani bunlar yıldızı hak eden hareketler dostlar. Kenar uzunlukları 1 birim ve pi birim olan dikdörtgenlerden oluşan KLMN kağıdının KL ve NM kenarları birleştirerek bir dik silindir yapılıyor. Yani şöyle silindir yapılıyorsa o zaman burası çevre olacak. Yani burası 3, 4, 5, 6 pi. 2 pi r eşittir 6 pi. Demek ki yarıçapı 3 olan bir silindir oluşturulacak ve elde edilen dik silindirde A ve B noktaları arasındaki uzaklık en az kaçtır demiş. Evet, bu biraz sakat olmuş. Şöyle yapalım. Şöyle bir dik silindir oluşuyor. Şöyle yarıçapı da ne? 3 birim. A ile B arasındaki uzaklık. Peki ben A'yı şuraya koyayım. Ama bu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4,
ve 5. Bak şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 oldu, gördün. Şimdi şöyle yapalım. A noktasını ben tam şuraya koymak istiyorum. A noktası tam burada. B noktası da şimdi A'yı tam köşeye aldım. B noktası da nereye gelecek? Evet, biraz sakat olmuş. Şöyle yapalım. Hatta şöyle yapalım. Şu yarı çapı da şöyle çizeyim. Merkezde şurası. Şurası 3. B noktası da 1, 2, 3. A'dan sonra 1, 2, 3. 1, 2, 3 buraya gelecek. A'dan itibaren 2 birim gelecek. Aslında böyle dolanıyor ya, bak şuradan geliyor 1 birim. Şuradan 1 birim, bir de 1 birim 2 birim. A'dan itibaren 2 birim. 1, 2, 3. 1 birim 2 birim. Bu arada bu 6 birimdi, yarısı 3 birim. Yani şunu 3 eşit parçaya böleceğim. B noktası buraya gelecek. Ve ben bu iki nokta arasındaki uzaklığı istiyorum. En kısa uzaklık yani burası. Şimdi burada birazcık işimiz var dostlar. Şöyle yapalım. Şunu da 3 birim yapalım şurada. Eğer bunu da 3 birim yaparsam şu indireceğim dik olacaktır. Evet, şu indireceğim dik olacaktır. Şöyle yandan beğenin. Yani şurasını bulmuş oldum. Şurası dik olacaktır. Şuraya indirirsem dik olacak ama bak şurayı bulmam lazım. Şu uzunluğu bulursam, bu şimdi direk gibi düşün. Buraya gelen her şey dik olacaktır. Evet. Yani şurası. Şurası. Evet, şurayı bulacağım. Şimdi burayı silemiyorum. Şurayı bulacağım. Oraya da dik olacaktır. Şu uzunluk kaç? Şu uzunluk 3. 1, 1, 1. Şuraları 1 demiş. Şu uzunluğu da şöyle bulalım. Tepeden bakalım. Şöyle. A burada 2 birim. Yani bu 3 birim oluyor ya. 1, 2, 3 gibi. Şurayı bulacağız ama ben şurayı bulacağım. Yani şurası. Bu da şeydir. 3, 3, 3 kök 3. Çünkü şurası 120 oluyor. 3 kök 3. Şurası neymiş? 3 kök 3'müş. O zaman Pisagor oluyor. Şöyle, şöyle ve şöyle. O zaman benden istediği şurası x kare eşittir. 3'ün karesi artı 3 kök 3'ün karesi. X kare eşittir. 9 artı 27 yani 36. X o zaman ne olur? 6 olur. Ve doğru cevabım E şıkkıdır ama şunu bir daha hatırlatayım. Bak şu direk gibi oluyor şurası. Dümdüz oluyor. Dümdüz oluyor. O zaman ona alttan gelen yani şu daireden gelen her şeye dik oluyor. Yani burası bayağı sakat olmuş. Yani maalesef ben üzgün surat koyacağım. Yani tamam zor soru koyun da bu nedir arkadaş? Bilemedim. Yani üniversite sınavına gelir mi? Ya yani hiç sanmıyorum. Ne gerek var bu kadar şey yapmaya? Yani katı cisim bir de zaten. Ben bilmiyorum, çok zor olmuş. Dik koordinat düzleminde kısa kenarı 2 birim olan 6 eş dikdörtgen verilmiştir. A noktasından geçen D doğrusu boyalı bölgeyi eşit alanlı iki bölgeye ayırdığına göre B noktasının apsisi kaçtır demiş. Şimdi şurası 2'ymiş. Kısa kenarı. Burası 2. O zaman buralarda 2, 2. Burası 6 yapıyor. Burası da 6. Burası da 6. Ve ben burayı istiyorum. Şimdi şu alan. Şurada bir dik yamuk var bak. Şöyle. Şöyle, şöyle ve şöyle. Şu alan bu şeklin yarısı. Bu şekilde 6 çarpı 2, 12. 12'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. O zaman yarısı kaç tane var? 3 tane var. 36. Şimdi şöyle yapalım. Şurası dik, şurası dik. Şurayı ben ne diyeyim? Şu uzunluğa A diyeyim. Şu uzunluğa da B diyeyim. Şu uzunluğa da B diyeyim. Burada bir dik yamuk var. Alt taban ne? B artı 6. Üst taban ne? A. Bölü 2 çarpı yükseklik. Yükseklik şurası 8. O da eşitmiş 36. Şöyle yapalım. Şunlar gitti. 4, 9. B artı 6 artı A eşittir 9. O zaman B artı A eşittir 3. Yani şuraya B dedim. Buraya A dedim. Toplamları 3'müş.
Evet, yani bu da gerçekten sakat soruya benziyor dostlar. Şimdi benim asıl amacım şurayı bulabilmek. Burayı bulursam B noktasının apsisini buluyorum zaten. Peki ben bunu eğimden yapabilir miyim şöyle? Aslında yaparım gibi duruyor ama dur bakayım. Mesela bu doğrunun eğimi eksi sol tarafta B bölü 2'dir. A bölü bir şeydir ama 2 bilinmeyen oluyor. Bir dakika, şuradan da bu eğimi yapabilir miyim ben? Şuradan bak. Şurada bir dik üçgen var. Şurası A'dır. Şurası nedir? 6 eksi A'dır. Burası 6'dır. Bak, burada da bir tane dik üçgen var. Burada da eğim yapabilirim. Tabii eksi oluyor gene. 6 eksi A bölü 6. Bu eksiler iki tarafta da gidiyor. Bunları da sadeleştirdim. İçler dışlar yaptım. 3B eşittir 6 eksi A. O zaman 3B artı A eşittir 6. Şimdi bu iki bilinmeyen denklemi çözeleyim. Üst tarafı eksiyle çarpıp taraf tarafı toplarsam 2B eşittir 3. B eşittir 3 bölü 2. Şurası neymiş? 3 bölü 2'ymiş. Şurada yerine yazalım. 3 bölü 2 artı A eşittir 3. A eşittir. O da 3 bölü 2. Bunu buraya atarsan alttan 3 çıkardım. Burası da 3 bölü 2'ymiş. Bu eğimler aynı. Nasıl çizeceğim de işte. Şurada 3 bölü 2'ye 2. Demek ki burada 3 bölü 2'ye 2. Yani şurası 2 yaptı. 2, 6, 2. O zaman şurası bizim apsisimiz 10. Yani bu da çıkar mı? Yani böyle üniversite sorusu var ama bilmiyorum, bayağı zor geldi bana. Yani zor soru demek kaliteli soru mu demek? Şimdi üniversite sınavında böyle bir soru vardı. Yarısı marısı bir tarafına atıyorsun kolay çıkıyor, dik yamuk falan filan ama belki ben de uzatmış olabilirim. Bana biraz sıkıntılı geldi. Maalesef üzgün surat koydum ama yani soru kaliteli ama yani zor ama bilemedim dostlar. Yani kafam karıştı. Neyse, bir denememizin daha sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuştur. Beğenip takip etmeye devam ederseniz inşallah bunları paylaşmaya devam ederiz. Amacım ulaşan, yani bu denemeye girip de çözemeyenler veya yapamadıkları sorulara ulaşsınlar. Buradan da bir iki bilgi edinsinler. İnşallah onların da netleri artsın. Giremeyenler de baksınlar, böyle denemeler var, böyle sorularla uğraşıyor insanlar. Oralardan faydalansınlar ve iyi şeyler yapalım. Endemik de gerçekten aslında kaliteli deneme hazırlamış. Bence denemelerini takip etmeye çalışın. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz dostlar. Hadi kalın. Sağlıcakla.